Peki. Tamam. Oturabilirsiniz, buyurun. Kan tahlili isteyeceğim sizden. Bu arada tekrar düştün mü hiç? Bir dengesizlik falan? Yok, düşmedim. Dengesizlik de olmadı. Konuşma zorluğu. Nasıl yani? Herhangi bir kelimenin telaffuzunda zorluk yaşadın mı hiç? Hayır. Görmede bulanıklık, öyle bir şey oldu mu? Rutin sorular bunlar tatlım. Sabah uyandığımda olmuştu ama yeni kalkmıştım. Yüzümü yıkayınca geçti. Not al, olur mu? Bir defterin olsun, hissettiklerini, yaşadıklarını yazarsın. Peki ama acaba neden böyle bir şeye ihtiyaç var, ben pek anlayamadım. Acaba sen laboratuvara gidip kan işini mi halletsen ne güzel olur. Tamam. Hastalığı ne olursa olsun ilk adım hastayı hastalığı konusunda bilgilendirmektir. Anlıyorum. Kızınız çok akıllı. Her şeyi saklayamazsınız. Er ya da geç öğrenecektir diye düşünüyorum. Ay kaçıyor ya. Hastanede toplu oynamak yasak değil miymiş? Oynamıyorum ki. Kaçıyor elimden. Sen muayene mi olacaksın? Babama geldik. Halamla birlikte. Ama ona şimdi kontroller yapılıyormuş. Bekleyeceğiz. Peki o zaman bekleyene kadar bahçede beraber top oynayalım mı? Olur. Figen Hanım, söylemedikçe her şey sizin için daha zor olacak. Size soru sormaya başladığında ne diyeceksiniz kızınıza? Neler olacağını biliyoruz. Elimizde benzer vakalar var. Bilemezsiniz. Kimse bilemez. Herkese aynı şey olmuyor, olamaz da. Siz bir sağlıkçısınız. Tıp ne demektir size anlatmama gerek yok, değil mi? Ben kızınızın doktoruyum. Vakti çok kıymetli. Ve bu vakti nasıl geçireceğine karar vermek onun hakkı diye düşünüyorum. Ben de onun annesiyim. Babanın odasını alacağız. Tamam. Kızım her yerde seni arıyorum. Şu ufaklıkla top oynuyorduk. Arkamı dönmeye gelmiyor. Hemen hemen top peşinde koşturuyorsun. Bağcığın açılmış. Benim hastalığım.
hastalığım ne? Hiç. Senin hiçbir şeyin yok güzel kızım.